Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, nasılsınız bakayım? Kendisi biraz rahatsız da. Ne oldu? Üşütmüşüm. Üşüttün, geçmiş olsun. Teşekkürler. Ben iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Çalışmanı gerektirecek zorlayıcı bir durum mu var? Hatalar. Yine hata. Yine hata, yeni bir hata mı? Ama kahvaltıya gitmişsiniz siz. Gittik de bir şey değişmedi. Sadece kahvaltı yaptım, ben yaptım yani. Ya bir görelim bakalım nasıl bir kahvaltı, merak ettim ben şimdi. Buyurun. Karşılaşan bakışlar, sonra gelir bir tatlı söz, alfabemiz böyle başlar. Elden ele dolaşır yüzyıllardan beri değişmeden bir tek kelimesi. Kim yazmış, kim çizmiş, kim basmış belli değil, hecelenir bu aşk alfabesi. Çiçek getiriyor, böyle kahvaltı hazırlıyor. Bunlar bir bunlarla affedemem ya ben onu. Şu an tek düşüncem Melisa'nın daha fazlasını hak ettiği. Onun gönlünü almak zor olacağını biliyorum ama bunu başaracağımı da biliyorum. Bence Melih'ciğim daha fazlasını yapmalısın. Bunlar güzel değil. Bana son şansı verirsen pişman olmayacağını ben adım gibi biliyorum. Sana son bir şey daha söylemek istiyorum. Seni çok seviyorum. Yarın yine varsın. Sen dün vardın, yarın yine. Vallahi sen anlattığın gibi öyle bir sırf ben kahvaltı dedi, gayet iyi görünüyorsunuz. Çocuk da çabalamış sana böyle keyifli vakit geçirmek şimdi için. Şimdi kahvaltıya gittim ama şöyle bir şey var. Dün dışarı çıktı. Neyse çıktı ve arkadaşı, locadan bir arkadaşıyla çıkıyor. Ne, gece mi? Aynen. Buradan çıktıktan sonra eski talibini arıyor. Gideceği yerin adresini soruyor. Ondan sonra kızla tartışıyorlar. Kız direkt beni arıyor. Bana yazıyor. İşte Melih beni arıyor falan. Dün değil, ondan önceki günde arkadaş bir tane fotoğraf atmış. Değil, eski talibi. Fotoğrafı beyefendi beğenmemiş de onu silmesini istemiş. Silmesini Melih mi? Kimden bahsediyor Melisa? Buse'den. Silmesini mi istemişim? Melih bak, mesajları sen de biliyorsun. Tamam, ben de biliyorum. Gördüm. Ben kıza sil diye bir şey söylemedim. Bu ne ya demiş. Buse evet, geçen haftaydı talip olarak gelmişti. Aslında çaya da çıkmıştınız. Çıktık. Sonra olmamıştı. Olmadı. Sen niye şimdi kıza mesaj atıyorsun? Çünkü ben dün Beylikdüzü'ne gidecektim. Uzay var burada biliyorsunuz. Evet. Locada. O bir gösterisi vardı, beni çağırdı. Gidecektim ben otelden. Beylikdüzü'nde oturan bir tek o var. Ya gitme o zaman. Ya adama söz vermişim, gitme. Nasıl gitme ya? Ya bakın, ben bunu buna da söylüyorum. Her şeye bir yalan söylüyorsanız buna da yalan söyleyecektin ki, diyecektin ki ya işim çıktı gelemiyorum. Ha, sonra söz verdim, ne oldu, adresi bilmiyordum, gelemedim. Ya sen eski talibini mi arayacaksın? O zaman ben de şöyle yapayım ya, ben Şirin evlere gideceğim, eski taliplerimi tek tek arayayım ben. Ya kusura bakma da. Numarasını değiştirmiş. Allah Allah. Ben düşünemedim onu değil mi? Uzayı aramayı ben düşünemedim. Melih kusura bakma Melih. Gönlünü almaya çalışıyorsun. Evet. Ben, ya, tekrar. Tamam, kızı bağlayın, hatta bağlayın. Ne konuştuğumu sorun ya. Kızı hatta bağlayın, ne konuştuğumu sorun. Bağlayın Buse'yi. Bağlayın. Peki. Bağlasınlar, ben konuştum. Bana kendisi. Ya bir de kim? Hani. Hay bak, bağlayacağız ama bu telefon senin aleyhine değil, olmaz inşallah. Yo, bağlayın kızım. Ben telefon görüşmesini kız kendisi de anlattı Melisa'ya. Ya anlattı, bana anlattı. Melih beni arıyordu. Dedim ki inanmadım ilk başta. Mesaj atıyor. Dedim ki Melih'in numarasını atar mısın bana, hangisi dedim. Bildiğin attı. Ne konuştunuz dedim. Bana adres soruyordu. Kız bile bunu diyor, yani bunu diyor, senden özür dileyeceği halde, kendini affettireceği halde beni arıyor. Neden beni arıyor? Adres sorduk, şey olduk ya. Adresi vallahi kusura bakmayacaksın. Bir sürü artık. Yok işte, Beylikdüzü'nde oturan bir teyzem, bir amcamın oğlu olsa arayacağım, soracağım. Aa, dur Buse hattaymış. Dur bağlasın. Soralım Buse'ye, soralım. Direkt kendisine sor. Buse. Efendim. Merhaba canım. Merhaba. İzliyor musun yayını? Evet, izliyorum. Senden de dinlemek istiyorum. Adres sormak için mi aradı seni Melih?
Evet, ben isterseniz konuşmayı direkt anlatayım size. Evet. Melih beni aradı. Dedi ki, Buzi sen dedi Beylikdüzü'nde mi oturuyorsun? Ben dedim ki evet dedim, Beylikdüzü'nde oturuyorum. Dedim ki sen beni ne yüzle aradın dedim. Sonuçta ben senin eski talibinim. O da bana ki sana bir şey soracağım dedi. Ama dedi işte böyle davranırsan kapatırım telefonu dedi. Ben dedim ki Melih dedim sor dedim ne soracaksan. O da bana dedi ki işte gittiği yerin işte adresini sordu. Ben dedim ki şu durakta in dedim. Kapattım telefonu. Bu, zaten yani, konuşmamız bir dakika konuştu. Bu konuşmada eğer bir şey varsa tamam ben suçluyum. Yani, bir şey varsa eğer... ya. Melih kusura bakma da o kadar şey, telefonda dur. İnternet diye bir şey var. Durağı da öğrenebilirdin, yeri de öğrenebilirdin. Beni aramanı gerektirmezdi. Aa haklısın. Peki Buse. Haklısın. Bu adres sorma mevzusuna kadar hiç aradı mı seni Melih? Kontak kurdu mu daha evvel? Ondan önce de bana işte Instagram'dan yazdı. Ne yazdım? Fotoğraf atmıştım. Bana hakaret etmiş. İşte ne bu diye. Ben de bu seni ilgilendirmez. Sen de bana hakaret etme lüksünü taşımıyorsun gibisinden konuştum. Ki ben bunu Melisa'ya da söyledim. İşte prim kasıyormuşum gibisinden konuştu. Ben Melih gibi bir insanın üzerinden prim kasacak bir insan değilim. Allah Allah. Evet. Ne yapmaya çalıştın o zaman? Melih kusura bakma da ben zaten gidip Melisa'ya da söyledim. Melisa dedi ki bu konunun açılmasını istiyorum. Tamam açılsın, bu konuda bir şey yok ki ya. Nasıl bir şey yok? Aradım konuşmanı. Ya Melisa dün sana anlattığımda şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak dün bana hiçbir şey söyleyeceğim. Bir saniye Buse, ne duymamadık son söylediğini. Ne benim dedi? Fotoğrafımı o şekilde konuşuyor, yazıyor. Ben senin fotoğrafını mı paylaştım? Melih. Senin fotoğrafını mı paylaştım? Dün kendi profil. Bir şey mi paylaştın Melisa? Melih o kelimeyi kullanmazsan sevinirim. Hayır, böyle bir şey paylaştın mı? Evet paylaştım. Ha onu ben bilmiyorum. Hakaret sana eden bir soruyor. Şey paylaştın sana mı? Sana soruyor. Sen de bakıyorsun hikayelerime. Valla ben mı? Bir şey görmedim. Ben seni takip etmedim. Sen çok mutluydun. Ya kız bana yazıyor. Diyor ki biraz önce ben sana söylemiştim. Ben sana soruyorum sen anlatıyorsun. Dün değil ondan önceki gün mesaj attığını ben bilmiyorum. Başkasından öğreniyorum. Ya kendini affettireceği yerde, yaptığı hataları telafi edeceği yerde eski talibini arıyor. Ya böyle bir şey var mı? Ben bunu yapsam emin olun suçluydum. Bütün halk tarafından suçluydum ya. Şimdi de kalkmış diyor ki işte bunda ne var? Ya bunda ne var? Peki, o zaman ben gerçekten söylüyorum. Bir anlaşma yapalım. Adres soracaksak eğer eski taliplerimizi aramaya başlayalım şimdiden. Peki ben sana dün bu konuyu anlattığımda bu konu üzerinden tartıştık. Valla bu konuyu bir şey soruyorum ya, bir şey söylüyorum. Bak tartıştık. Sen konuştun ben dinledim. Biz tartıştık tabii tamam, ki de. Tamam ben dinledim, şimdi sen de dinle. Allah Allah, bir dinle. Dinliyorum ben. Dün bu konu üzerine tartıştık. Evet. Kızı konferansa aldın, konuştuk falan. Konuştun. En son ne oldu? Ne oldu? Tamam sorun yok demedin mi? Vallahi şimdi burada açmanın ne anlamı vallahi var? Valla burada açacağım tabii ki de, ben burada tamam. En başta da söylemiştim. Tamam. Burada açmam lazım ki arkadaş da zaten canlı yayına bağlanmak istemişti. Bağlandı. Tamam. De gitti yani. Buse başka bir şey söylemek istiyor musun? Dediğim gibi Melisa'yı özledim dediğinde bile saatin 11.30'da benim fotoğrafım öyle bir şey yazdı. Ki ben de buna senin hakkın yok dedim. Ondan sonra da beni adres sormaya arıyor. Bu da çok saçma bir durum. Ki dün hakaret etti. Ya ederim tabii ya. Sen benim üzerimden neyse Beni, tamam. Haklısın. Haklısın Buse. Hani Buse bak sana ben bakarak konuşuyorum. Bak haklısın. Değilim. Haklısın. Tamam. Haklısın. Haklısın diye bir şey yok. Ettiğin küfürleri insanların karşısında bana ettiğin hakaretleri ödeyeceksin. Ben bu konuda şikayetçiyim. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Öderiz. Sıkıntı yok yani. Sonuçta ben de evet senin talibin olarak çıkmış olabilirim. Aynen. Ki hani evet çıktım olumsuz olarak geçti. Hani atıyorum biz seninle zaten 15-20 dakika orada çayda ne konuştuysak. Sen benim hayatımda 15-20 dakikalık bir insansın. Sen madem öyle ben senin hayatında 15-20 dakikalık bir insanım değil mi? Bir dakika. O yüzden mi hayır dediğimde arkada sinir krizi geçirdin? Bir dakika Melih. Ne bir dakika arkada sinir krizi geçirdin yine yanına gelen bendim ya iyi misin diyen. Bu ben insan... de sana git dedim. Ya işte orada bile ya sana insanlık yaramıyor ya, bu kadar basit yani. 15 dakika. O sen demek ki sen demek ki 15-20 dakikalık insanlar için sinir krizi geçiren bir insansın ya. Evet. Kusura bakma Melih. Sen tamam mı? Ben senin için değil, ben onu Melisa'yı da söyledim. Ben hasta olduğum için orada kötü oldum. Aynen. Evet. Peki Buse'ye teşekkür ediyoruz Zeynep'e bağlandığı için. Yani Melih madem belli ki kızla bir de hani nahoş bir
mesajlaşma, yazışma neyse bir şeyler. Hayır. Sen şimdi niye bu kızı arıyorsun? Tek yazdığım sormaya? Tek kelime mesajda. Yani öyle bir fotoğraf atmış ki şimdi ben normal tanımasam da o mesajı atarım yani. Derim tamam ki, da. Bu, ya yazdığım tek şey şu Zuhal abla. Bu ne ya? Bu ne ya yazdım tamam ve gönderdim. Bak, resmi ona gönderdim. Anlamıyorsun Melihciğim. Bu ne ya dediğin bir kız demek ki bir negatif bir durum var aranızda. Asla. Bir de eski talibin niye ona evet. adres soruyorsun? Büyük hata. Başka insan evet, mı soracak? Ya o an daha düşünemedim bunu. Ben ondan sonra yani bir de sizin zaten aranızda bir güven problemi vardı. Evet. Ben bundan ama ben bunu açıklığa getirdim. Dün konuştuk kızla tamam sorun yok dedi bana. Diyor, sen beni mutlu ediyorsun diyor. Gece bakıyorum. Oo çok mutlu. Hiç mutsuz değil. Hiç mutsuz değil yani. Öyle bir eğleniyor ki arkadaşlarıyla. Nasıl eğleniyor? Yani telafi edecek kendisini ya. Affettirecek hataları var ya. Ya sen beni kaç kere... Müthiş, sen beni bak, iki senedir tanıyorsun. Ben bir şey söyleyebilirim. Ben şurada boş koltuk var, izniniz olursa. Hayır ciddiyim. Efendim, yok iznimiz. Yok yok, Zuhal ablacığım lütfen. Ne zaman kendinden emin olursan o zaman ben buradan kalkacağım. Ben buradan sürekli kalkmak istemiyorum çünkü. Defalarca ben kalkıyorum ama ya gerçekten ya. Olamaz Zuhal abla böyle bir şey. Ya sen hata yaptın ya, ben dün burada ağladım dedim ki nişan taktığında hıçkıra hıçkıra ağladım dedim ya. Ne zaman kendinden emin olursun o zaman çıkarsın, gelirsin. Bundan sonra karşına çıkmayacağım ben. Valla sen bilirsin, beni hiç ilgilendirmiyor. Yaptığın hataydı. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben, beni hiç şey yapmaz. Melih sen de bak, Melih dur. Tamam, daha da kızıştırma ortalığı. Haklı, tamam. Bu konuda haklı bak. Seni severim biliyorsun ama bu konuda haklı. Şimdi sen bunu telafi etmeye çalışacağın yerde iyi bir daha çıkmayacağım. Yok, tamam. Karşına diyorsun. Öyle şey olur mu? Yok ya tamam. Bu mudur yani? Yok, ısrar edecek hiçbir şey yok. Tamam, oraya kalkıp gitmek basitse tamam. Ben... Yani tamam, o an düşünemediğim bir şeyi yaptım. Bundan pişmanım. Tamam pişman, ama telafi buradan etmeye kalkıp gitmesi bence evet, yanlış sen oldu. Sen de niye gittin ki şimdi yani şu... Ya kendinden ne zaman... Ya bak Zuhal abla, ben kaç kere buradan kalktım ya, Allah'ınızı severseniz ya. Ya dün bile, o gün bile siz istediğiniz için bir konuşmak istedim. Dün de kalkmak istemiyordum. O kadar şeydi ki dedim ki yani belki hani konuşayım, düzelir belki her şey. Ya yine mi aynı şey olur ya? E ben buradan tekrar kalkayım o zaman. Yarın bir daha gelelim. Ben bir daha oturayım, tekrar gideyim. Bu ne? Efendim ya abi. Arkadaşıyla eğlensin. Ben bir şimdi şey ben demiyorum. Şöyle İstediği saate istiyorum. Kadar. Evet, Melih'in çok hataları vardı. Yaptığı yanlışlar vardı. Şimdi bazen bana kendisi sevdiğini söyledi. Bunu ben kendi samimiyetimle söylüyorum. Evet, gerçekten seviyor. Melisa'nın da şöyle bir hatası var. Abi şurada... Kızdığınız zaman kalkmayın, alışkanlık haline getirmeyin. Doğru. Düzeleceği bir şey varsa bile onu zaten hepten çıkmaza sokuyorsunuz. Bak Muhammed, yani, düzeltmek isteyen... Etki tepki. Bak, şöyle söylemek ben istiyorum sana. Ben konuşmamı kısaca i̇şte hemen bitireyim. İşte problem biliyor musun? Daha düzelmemişti bile. Tam o şimdi, esnada olması çok büyük talihsiz. Evet, bir şey söyleyebilir miyim? Melih'in de şöyle bir hatası var. Şimdi ben az önce ona mikrofon yokken sordum. Niye uzayı aramadın dedim. Dedi ki numarasını değiştirmiş. Ben burada bir hata görmüyorum Muhammed, bir dakika. Melih ama öyle bırakın, bir... bak konuşuyorum lütfen. Bir dakika sen üstüne gidiyorsunuz ama şöyle bir şey de var. Melih her zaman güler yüzlü, arkadaş edinmeye çalışan bir insandır. Yani eski adayını araması bence burada kötü bir şey değil. Arkadaş olarak bir adres sorabilir. Bir adres sorabilir. O insan orada kaldığı için ondan bir adres sorabilir. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika Muhammed abi. Körük, bak sen her şeyin altında kötü bir şey aramayın ya. Bir saniye. O herkesle ama... arkadaş olmaya çalışıyor. Bir şey söyleyeceğim bir saniye. Çok güzel. Melih ama ben şimdi burada ya gerçekten sinirlendim ya. Ben şimdi burada oturuyorum Zuhal abla. Ama tamam hadi olmadı diyelim. Buradan kalktı yanından gitti. Bak. Gökçe de benim eski talibim. Ben onunla sohbet etmeyecek miyim? Aynı arasında oturuyorsunuz. Her gün yüz yüze bakacağız. Ayrı, tamam aramam. Ben de aradığım adresi tamam, sordum. Kötü niyetle aramamışsın zaten. Yani ben yani kızdan kötü niyetle şey aramadım. Söylüyor. Adres sormak için aramışsın. Zaten onu amacım araman hata amacım sadece. Başka bir şey olsa mutlaka ki derim ki oraya gidiyorum istersen sen de gel. Ama öyle bir şey demedim. Adresi sordum. Bana tarif etti. Tamam teşekkür ama ederim. Ama Melih'ciğim Melisa yapsa aynı şeyi sen kızmaz, bozulmaz mısın? Ya dinlerim. O beni dinlemeden neler yaptı neler. Tamam o zaman Melih'ciğim. Kusura bakma. Ben yarın bir yere gideceğim. Arkadaşımın numarası yok bende. Maalesef yok, hattını değiştirmiş. Ben götürürüm seni. Yok Melisa, yok ben burada, direkt arkadaşımı aramak burada birbirinize laf... Bak böyle yaparsanız gerçekten birbirinizi üzülürsünüz. Bak. Ya böyle yaparsanız şurada, diye bir şey yok. Suçlu. Bak, burada Melih'in... Bak defalarca burada... suçlu olduğunu söylüyor. Ben seni dinledim, sen de beni dinle lütfen. Suçlu. Yaptığı şeye bak ya. Ne yapacağız evet, şimdi? Evet hak veriyorum sana. Dur bir saniye Muhammed. Ne yapacağız şimdi? Melisa? Melih? Yine iyi davranmaya çalışıyorum, şey yapmaya çalışıyorum, güler yüzlü olmaya buradan kalkarak mı iyi davranıyorsun? İyi davranmaya çalışarak... Bak! Bu mu? Ya ben bir şey demiyorum ya. Peki Melih. Ne yapacağız, ne yapmayı düşünüyorsun? Sen de dedin zaten, otur dedin. Bir hiç fark etmez dedin. Oturuyorum.
Peki Melih. Fark etmiyorsa odur. Aynı şey sen de söylüyorsun Melih. Ay vallahi çocuklar hata üstüne bu kadar, hata ya Melisa arkadaşlar. Yanlış anlama ama bu söyleyeceğim. Hani diyor ya sana sen otur dedin oturdun. Bu kadar çok söz dinliyorsanız bazı belki bir başka şeylerde de söz dinleyin. Ne yapıyorsun? Yani oraya ben otur dediği zaman oturup sözünü dinliyorum anlamına gelmez. Peki. Ben keşke mi gideceğim başka peşinden şimdi? Peki.